Ulan bugün televizyonda hiçbir şey yok ya. Ne arka sokaklar var, ne Akasya durağı var, hiçbir şey yok. İzlenecek hiçbir şey kalmamış bu televizyonda ya. Kalkalım kardeşim. Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. Evde durmaktan şizofreni oldum, hayırlı olsun. Bir hayırlı olsunuzu alırım, teşekkür ediyorum. Bakınız televizyonum yok, televizyonum var diye sabah 7'den beri izliyorum. Saat 4 oldu. Bu karı benim evi voltalıyor. Benim evde volta atıyor şu anda. Bu da bir saattir benim evi dikizliyor gördüğünüz gibi. Bu ne lan, böyle ılıcalı cin mi, kafası mı ters yoksa... Ahmet bir şey mi oldu? Hep sanki korku bir şey mi oldu? Ha pardon, buraya doğru bakıyormuş. Teyzeciğim, bu neydi lan o geçen? Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize tekrar. Ya mahallemizde bir sosyalleşelim diyorum. Bugün ayrıca arkadaşlar bugün büyük bir gün. Bugün bazı şeyleri noktalıyoruz. Bazı şeyleri müthiş şekilde en ileri seviyeye toplayacağız. Ben de bu mahalledeki agalar gibi racon herhalde böyle geçmek böyle karşıdan karşıya. Ama abici bu kadar adamın içinden geçtin ya. Dayım da nasıl, şişkoya bak şişkoya. Ay dayıma bak dayıma. Şişkoya bak nasıl, ama nasıl? Eğer biri benim kiloma dalga geçerse onu da yerim yavrum. Tamam, haydi. Hoppala arkadaşlar, güzel şey. Güzel taktik. Şimdi kardeşim bugün şöyle yapıyoruz. Yayınımızı abone sayısında bayağı bir yükseltiyoruz. Takipçi sayısında bayağı bir yükseltiyoruz. Evimize televizyon koyuyoruz. Bir de paranın ağzını ettik ama şey. Bir tane de kardeşim şey koymayı düşünüyorum. Oo, yayın odamıza gelelim bir ya şöyle be. Işıkta şey. Şöyle 2-3 monitör nasıl gider arkadaşlar ya? 3 tane monitör koymayı düşünüyorum. Saygılar babam. Lapsekil Tayfur babam. Şöyle ikili üçlü monitör dizmeyi düşünüyorum. Bu odada bir problem yok. Bir de televizyon, PlayStation alacağız. Yayını büyüteceğiz. Bitcoin minerlarımız nasıl gidiyor? Para kasıyor muyuz? Bakalım şu bilgisayarı bir açalım önce. Benim bilgisayarı kim kapattı lan? Ben hep bilgisayar açık uyurum. Ya arkadaşlar para yok ama boş verin, boş verin ya. Bu arada bir gideyim ben bir duşa gireyim ya. Marketlere giriyorum, almıyorlar beni. Anasını sattım, adam beğenmezler. Dur şimdi bir duşa girecektim. Gördüğünüz gibi duş alacaktım. Direkt duşu aldım kardeşim. Evet bakın. Yani paramız gidiyor. Yapacak bir şey yok. Baktık dertlerimiz çözülecek gibi değil. Bir düğümde biz atıyoruz. Olsun anasını satayım, ne olacak? Borçla yaşarız, sıkıntı yok. Borçla yaşarım. 3 monitörsüz yaşayamam, o kadar söyleyeyim bak. Ya bir de şöyle bir kedi köpek almak istiyorum ama yok arkadaşlar ya. Bakın burada mukavvadan kediler var. El işi kağıtlarından yapılmış. Ama arkadaşlar gelince hayvan cihazlar ölüyor ya. Bak çok, yine bak çok üzüldüm. Aklıma geldi ya garip kont. Garip kont olsun, atıl kurt olsun. Bence hiç girmeyelim o topa. Ya da girebiliriz, bakarız. Şimdi öncelikle kaç kripto? Oo, kripto da 9000 olmuş ya. Güzel. Güzel. Oh, 3200 dolar verdi lan. Çok güzel. Şeyden de paramız gelecek. O da çok güzel. Hemen yemeğimizi söyleyip başlayalım kardeşim çalışmaya. Bugün kendimizi ödüllendirsek mi acaba ya? Bu etten, pişmemiş köpek etinden yiyelim biraz. Ulan ben çok güzel buzdolabı aldım ya. Bir de arkadaşlar buzdolabına koyacağım ya yemekleri. Böyle olmaz ya. Alıyoruz, yiyemiyoruz ya. Bak ben buraya American mutfak yaptım ya. Baksana şuraya. United States of America. Bak şu buzdolabına bak ya. İşte yemeğimiz gelir şimdi inşallah. Çalışmalara başlarız. O ne lan öyle? Big Smoke geldi lan. GTA San Andreas'tan. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Evet arkadaşlar şunları hemen dolabımıza taşıyoruz. Olsun yemeklerimiz. Şu et yemeğimizi koyalım. Bu da mukavvadan gözümden kaçmadı. Beni dolandırmışlar gibi ama. Tamam doldur. Doldur buraya. Agalar toplaşmış agalar. Şuraya bak şuraya. Şu tiplere bak, tiplere. Bu ne lan? Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Ben Noel dayıyım, kroyum, ayıyım. Hayırdır ne yapıyorsun? Memur bey şuraya bir bakar mısınız memur bey? Bakamam yavrum. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Evet yayıncı programımızı açalım. Malum para lazım. Burada para var mı? Yok. Güzel. Parasız kalmışız. Çok güzel. Bunu 1080p 120 FPS vermek istiyorum bugün. 9000 bit ediyor. Onu rahatlıkla karşılarız. 1500 etti onu da. Tamam yayınımıza başladık kardeşim. Şimdi yayınımıza başladık. İleride bizi unutma demiş Mitcher Girl. Lan ben seni ne zaman tanıyorum da ileride unutacağım zaten ya. Sen hiçsin oğlum. Adam değilsin. Şimdi yegane amacımızı söylüyorum. Aboneleri yükseltmek. Takipçiyi yükseltmek. Artı şu yayın toksikliğini en az seviyeye almak arkadaşlar. Onu yapmaya çalışacağız. Bakınız adam 13 dolar yollamış. Bok gibi demiş bana. Teşekkür ediyorum. Daha çok yolla. Ama işte arkadaşlar işte şehrin iki yüzü. İşte bizi eğlendirecek yayınlar yapıyorsunuz. Bunun bir bedeli olmalı demiş. Eyvallah canım. Ben seni eğlendiririm. Para yolla hadi. O nasıl oldu lan öyle? DDoS atan bir çete varmış. Öyle diyor. Ya kardeşim DDoS atan çete olsa ne olur? Ben onu dolandırıyorum ya bana geldiğinde. Bir daha gelmez o. Şimdi ilk gün yayınını yaptık arkadaşlar. Olay tamamdır. Çok fazla uzatmayacağım yayınları. Düzene oturtmadıktan sonra ne kadar yaparsanız yapın fayda etmiyor çünkü. Oğlum ben has yayıncı mıyım lan? Nereden biliyorum lan? Yalnız bizim böyle sürekli olarak bakın yayın yapa yapa gördüğünüz gibi omurgam eğrildi arkadaşlar. Ağzıma bakın açık kaldı. Yani hiçbir sosyal aktivitemiz yok, böyle olmaz. Spor olarak sadece sabah yataktan kalkıyorum. Spor olarak. Başka bir şey yok. Yahu Hacker Okan gerizekalı mısın oğlum sen? Ben seni geçen hacklemedim mi oğlum? Geri hack tepme şeyim yok ki arkadaşlar ya, ben de onu hackleyeyim. PZL'de. İnayi ya. Keşke şey olsaydı ya, alsaydım bir tane. O da çok para tutuyor ya. Ulan enerjimiz bitti lan, şu buzdolabından yemeklerim var inşallah. Bozulmamıştın ha. Aa abicim bunları niye koymadın sen ya? Ben kirlendim baba. Buraya. Abicim su kirlenmiş ya. Biraz kirli ne demek, saygısız ya. Hay Allah. Oğlum bu da yemeği fulluyor ha, ne güzel. Bu arada kardeşim şu üstümüzdekileri de bir atalım şeye, makineye. Şunları
Nasıl yapacağız? Heh. Ulan kaç bin liraya makine aldım? 3 tane kıyafet koyabiliyorum ya. Fütür şapkamı koyayım. Şu an ayakkabıyla gezeyim bakalım. Tamam. Tamam, bunlar yıkana dursun. Biz arkadaşlar temizliğe her şeyden başta önlem veririz. Evet. Hatta ben var ya, bak ne yaparım şimdi ha, bak. Yalnız bizim yayınların izlenmesi niye artmıyor ya? Parayı kırmaya... Abicim başarıya giden yolda çevirme var, çevirme. Kaçın. Keşke bir de balkonum olsaydı. Vallahi güzel olurdu. En azından balkonda otururdum. Gerçi böyle var, verandam var ama. Şöyle ortalık dolaşmasın, altına pantol giysin dedim. Abicim ben kıyafetleri attım, ben dur şimdi, çıplak geziyoruz biz. Kapat kapıyı. Onlar için değil ha kardeşim, beni böyle görmesinlerdi yani. Hak etmiyorlar. Yoksa komşularımla alakalı değil. Hepsini zerre sevmiyorum da. Bak sen şu yürüyüşe. Şöyle yürüyen adama ne dersin sen? Şuraya bak. Bakma lan, dur lan, kafanı çevir o tarafa. Üstünde ne var? Bakma lan buraya. Maşallah tertemiz oldu. Tertemiz. Şu ayakkabıyı da hemen at baba. Yalnız bir şeyi çok merak ettim arkadaşlar. O da mesela şu makineyi atınca sanki daha hızlı yıkıyordu gibi geldi ama. Bana mı öyle geldi yani? Bu 100 saniyede niye yıkıyorsun ki sen? Ben buna daha çok para verdim. Şunun tipe bak, şu makinenin. Yeni bir tasarım harikası. Tasarım. Şimdi kardeşim bakın. Nasıl yapıyoruz? Bir tane daha aynı monitörden alıyorum. Tamam, 1200 dolar. Klavyeye gerek yok. Bilgisayar kasasına, bunlara gerek yok. Gerek yok, gerek yok. HDD alabiliriz aslında da, yok gerek yok. RAM var mı? Var. Kamera. Kamera en alası var yani. Hatta şimdi kamerayla ben çıkacağım kardeşim şimdi. Çekime çıkacağım. Biraz valimizle vlog çekeceğim. Dur şimdi. Heh, bir tane Game Station 5 alalım. Bunu da bir yere, bunu da şeye koymayı düşünüyorum valla. İki tane joystick alalım. Mikrofonumuz var. Mousepad var. Stand var. Gerek yok. UPS ne arkadaşlar ya? Güç kaynağı gibi bir şey mi bu acaba? Bir tane bundan alayım ben. Para olduğu için. Ha, bir tane de VR alayım. Bir tane de televizyon, ama televizyonlar biraz pahalı. Alabilir miyiz acaba? Para yeter mi bilmiyorum. Bu televizyon 3200 dolarsa bu düzen bana ne yapmaz? Bu gerçi eski diye herhalde ucuz. Ay pahalı. Şimdi arkadaşlar LCD Pro TV 1400 dolar. Bundan iyisi var mı? Ben en iyisini alırım da, ben biraz mal düşkünüyüm. Bu retro bunlar. Bunları almayacağım. Tamam, yok. Hatta iki tane televizyon alsak. Niye? İşte öyle. Hoppala. 9999 dolar. Bu nasıl bir şey ya? Böyle hesap oldu ya. Bendeki para 9700. Televizyonun bir tanesini bırakalım. Tamam. Dur şimdi kredi kartına atacağım parayı da. Güzel. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun, aldık. Bir de arkadaşlar alacağım şey bir tane şömine şu. Başka bir şey var mı burada? Bir de birkaç dekor eşyası alırız para gelince. Tamam işte, tamam. Tamam olur. Düzenimizi tam olarak kurmuş oluruz. Müthiş olur. Bu arada saati bekliyorum, yayın saatini. Saat 6-7 gibi açacağım. Sabah açınca kardeşim kimse gelmiyor ya. Şu kamerayı elimize alalım. Nasıl alacağım ben bu kamerayı elime? Hoppala. Ahanda kaza. Ahanda kaza olmuş. Dayı nasıl oldu bu, anlatır mısın bize dayı? Dayıcığım bize anlatır mısın, nasıl oldu bu kaza? Hala da basmaya devam ediyorsun. Frene, şeye, gaza. Bastım gaza, yaptım kaza yavrum. Evet, bütün mahallemizde malzeme bitmiyor. Hoppala. Arkadaşlar şimdi önemli bir durum. Şimdi önemli bir durum. O zaman ben giriyorum kardeşim, hayırlı olsun. Bir o zaman biz bir insanlık vazifemizi yapalım. Kamera elindeyken. Satıcı dayım selamünaleyküm, kolay gelsin. Ne kadar bunlar? Bunların hepsini satınca kaç para kazanacaksın dayım? Ben 1250 lira kazanacağım yavrum. 1250 lira bekliyorum öyle. Tamam, bunların hepsini ben senden alıyorum. Hadi eve git dinlen. Haydi. Hadi bugün eve git dinlen, tamam? Tam parayı ver yavrum, haydi. Hadi git dinlen, parayı vereceğim ben sana. Sonra vereceğim, tamam? Hadi. Şimdi almadım yanıma kameradan sonra. Hadi bakalım, görüşürüz. Arkadaşlar bu arada aklıma ne geldi benim ya? Monitörü buradan alsaydık ya, ikinci monitörü. Biz para verdik ya. Bu alacağımız bir şey var mı burada? Bir bilgisayar daha dizebiliriz ama şu an gerek yok gibime geliyor. Allah bir şey geçiyor. Şimdi gidip yayınımızı yapacağız. Oo, Alıcalı cin kabilesi görüntülendi. Evet, buyurun. Sırlar dünyası, kapıdan geçmeye çalışan cinler duvarın tuğladan yapıldığını görünce şok geçiriyor. Bakın. Bakın hortlak gibi bağırıyor. Bak. Bak şu kırmızıya bak bak. Şalık namussuzlar. Yeter be. Yeter be, yeter. Yeter. Adamın ayağı geçiyor bak. Yalnız arkadaşlar evimizde ne güzel ha. Bak şu yukarıda nasıl gözüküyor, gördün mü bak. Evet, kameramızı koyalım kardeşim. Hemen başlayalım yayınımıza. Evet. Yayınları saat bundan sonra 6'dan sonra açacağım. Çünkü daha çok izleniyor gibime geliyor. Bir deneyeceğim bakalım ne kadar olacak. Bu arada yayına başlamışken arkadaşlar ayarımızı hemen yapalım bir, dur. Yemek yiyeceğiz. Ben bir lavaboya gireyim. Yemek yiyeyim, siz o sıra bana bağış atın. Dur şimdi. Ya abicim bu arkadaşlar ya. Böyle şey olmaz ya. Biraz kirli ne demek ya? Ben bu dolaba kaç para verdim ya? Oo. Yemeği yedim, elim üstüme siliyor. 9 günde de yemek bozuluyorsa Allah kahretsin ya. Yani 22 günde de bir yemek bayatlıyorsa ben bir şey demiyorum. Harika yayın demiş. Leş de. Ne diyorsun lan sen bana? Bir şuradan. Çok yakında abone olacağım. Teşekkür ediyorum. Bekliyorum yavrum. Ya bak adamlar bize şey deyip duruyor ya. Adam bir şey bilmiyor. Ulan bir şey bilmiyorsun da haddini bil. Köpek, benle doğru konuş. Adam bana köpek demiş. Bok demiş adam bana. Moderatörler uyuyor kardeşim ya. Bizim moderatörü atacağım hepsini ya. Ahan da benim kargolar gelmiş. Benim kargolar gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum 32 desili kutuya niye VR koydunuz oğlum? Şimdi şunları alalım bir arkadaşlar. Bunlar güç kaynağı falan var burada. Şeyimiz, VR gözlüğümüz, joysticklerimiz, PlayStation'ımız. Nereye kursak bunlar acaba ya? Ulan bir şey aklıma geliyor ama. Bir monitör, bir de televizyon.
Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bir tane de şey alacağım ben ya. Ne onun adı? Masa alacağım bir tane. Şunu 1000 dolarlığı alalım mı? Alalım. Şeyi nereye koyacağız kardeşim? Dur lan bir tanesini bırak. Gamer tablayı alalım. Tamam. PlayStation nereye koyacağız kardeşim? Bak benim aklıma şurayı yapmak geldi ama PlayStation odasını. Mantıksız mı olur arkadaşlar? Çok mu sıkışık olur sizce ya? Dur şimdi bunu bir çıkart. Şunu da bir çıkart. Bu niye burada ya? Şunu da bir çıkart. Şöyle milletin gözüne doğru yansın bu. Heh. Bak şöyle mesela televizyonu koyacaksın kardeşim. Tamam mı? Bak böyle koydum bu televizyonu. Tamam mı? Buraya da PlayStation'ı bir koyacaksın ama saçma olur ama. Biz salona koyalım bunu ya. PlayStation'da salona koyacağım. Zaten yayınlarla alakası var mı acaba PlayStation'ın? Sanmıyorum. Dur şimdi şu lambaları bir yere alacağım. Bunu da bir şöyle bir dursun bu. Şu da şöyle bir dursun. Olmadı. Şöyle bir dursun şimdilik. Tamam. Nasıl oldu arkadaşlar? Hatta şey gelene kadar bak. Hoppala oğlum fırlatma lan bunu. Gerizekalı dur. Al onun eline. Tamam. Masa olmadan olmayacak bu iş. Tamam güzel. Hoppala bak. Bak işte bak. Yayın düzenini yaptık mı gördün mü bak. İzlenmeler takır takır artmaya başladı işte. Demek ki arkadaşlar düzenli saatler yani mantığı burada başlıyor demek ki ya. Reklamı da bastık kardeşim. Yarın alacağımız para 5000 dolar oldu bu arada. Şu bitince 5100 falan olacak. Çok güzel. Çok çok güzel. Evet hayırlısı olsun bakalım. Zaten bizim vücudumuzun 4'te 3'ü milletin sudur bizim hayırlısı kardeşim. Bakacağız. Bakacağız hayırlısı. Baba hemen yemek yiyip geliyorum. Dur. Arkadaşlar bu yayın çok güzel gidiyor ha. Vallahi billahi çok güzel gidiyor. Dur. Şunu hemen fullleyelim. Devam. Bu yayın çok güzel gidiyor. Açıldık. 900 aboneye geldik. Güzel. 900 aboneye geldik. Bugün 900'de kapatacağız gibi. Yayın toksikliği de 2000'in altına düştü bu arada. 1961. Çok güzel. Bu şekilde gideceğiz sıfıra doğru. Acaba bayağı bir düşünce ne oluyor kardeşim? Onu çok merak ediyorum. Bugünkü yayınımızı da yaptık. Ne açıldı bizde? Bir becerimiz açılmış arkadaşlar bu arada. Ne gibi mesela? Neyse şimdi bunları ellemeyeyim. Arkadaşlar çok fazla böyle şeyi hep beraber arttırırız bunlar. Çok güzel olur bunlar ya. Bu arada masam da gelmiş. Bak şimdi bak. Bak VR gözlüğü 30 desim kutuda yolladılar. Bak koca masayı nasıl yollamışlar. Bak şimdi açacağım. Görüyorsun değil mi? Gel de çıldırma yani şimdi. İşte bahsettiğim şuydu arkadaşlar ya. Şunu şuraya koysak mesela. Televizyonun üstüne koysak. Şey VR gözlüğü falan buraya koysak nasıl olurdu? Aa Black UPS güzel. Joysticklerimizi de buraya koyalım. Şimdilik şöyle. Televizyon nerede? Televizyon yok. Televizyonu da getirelim. Salona bir tane daha alırız sonra. Hadi gel sen buraya gel. Manyak konuşma ya. Tamam burası da böyle oldu arkadaşlar. Bak biraz yamuk oldu. Şöyle. Yani güzel. Gayet güzel. Daha ne olsun ki? Çok güzel. Mesela burada da oyun oynama yeri gibi düşüneceksin yani burayı. Anladınız değil mi? Hatta VR gözlüğüm de var. Onu da koyayım. Şöyle de onu koyayım. Hoppala. Şu diğer monitörü koymadık bu arada. Çift monitör yapıyorum da ben kardeşim. Hatta 2-3 monitör yapacağım da daha. Yapamayız ki çift monitör. O zaman kamera gözükmez. Hay Allah. Hay Allah. Monitör kaldı. Hay Allah. Neyse şimdilik bu burada dursun arkadaşlar. Sonra ben buna bir yer bulacağım. PlayStation'ımızla birlikte burada dursun. Saçma oldu ama. Tamam şimdilik burada dursun. Ben buna yer bulacağım. Abi bilgisayar niye kapandı? Abicim benim bilgisayar gitti. Oğlum yayıncı bilgisayarı bu mu oldu artık? Bir şuradan git. Sen bekle şurada bir iki dakika dur. Hani oğlum gelsene. Arkadaşlar benim ekran gitti bilginiz olsun. Nasıl yapacağız? Bir daha şöyle kapataç yapsak. Her zaman işe yarar. Ya bunu yapacaksın kardeşim ya da geleceksin. Kasaya iki tane şamarı bir vuracaksın. Çalışmaya başlayacak evet. Hadi yayın saati geldi. Saat 1 oldu. İnşallah bugün de izlenmeyi arttırırsak çok güzel olacak. Ulan bu arada benim müthiş ayakkabılarım şeyde kaldı lan. Çamaşır makinesinde kaldı. Onu da alalım. Dur bakayım şu şurada duruyor mu? Dur bakalım. Şak. Yavrum benim şu duruşa bak be. Sen de gel böyle. Televizyon oraya koydum arkadaşlar. Şak. Çok güzel. Tamamdır. Salonumuz tamam arkadaşlar. Olay tamam. Sadece alacağım bir şey kaldı dediğim gibi. Ona da paramız geldi Allah'a şükürler olsun. Bakın bize gerek var mı size? Bakın paramıza. Gördünüz mü? Harika. Bir tane şömine tabii ki. Bir tane şöminesiz bu ev gitmez. Bu ev şöminesiz gitmez kardeşim. Böyle iki tane lamba aldım. Ne kaldı başka? Kanepemiz var. Rafımız var. Şömine aldık. Tablolar. Tablo. Tablo gider aslında. Şöyle iki tane. Bir de kardeşim şöyle bir dekor alalım. Koyacak. 12.000 dolarımız var. Bunu attık aldık. 8.000 dolar. 4.000 dolar daha kaldı. Para konusunda bir sıkıntımız yok Allah'a şükürler olsun. Bir de arkadaşlar son olarak şöyle bir diyorum ki güzel bir kıyafetlere geçelim. Bizi kendimize bir polis şapkası. Bir tane polis şapkası. Adam gibi kıyafetler giyelim ya. Bir tane şöyle bir cool jean. Uzun ayakkabılar. Bir tane de güzel bir gömlek mi tişört mü? Kırmızı ceket. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle bunu da aldık. Tamam. Kardeşim yavaştan bu arada sona geliyoruz. Niye sona geliyoruz? Mahallemize yerleştik. Evimizi düzenimizi kurduk Allah'a şükürler olsun. Bu dakikadan sonra yayınlarımız devam edecek. Ucu bucağı olmayan, bitmek bilmeyen bir yol olacak. Yarın kardeşim yayınımız final yayını olacak. Bu arada yarın yapacağımız yayınımız. Ama yarınki yayın çok büyük bir yayın olacak. Şimdi yapacağız birazdan. Kasa açma mı dersin? Kazı kazan mı dersin? Hepsi var. Evet mallarımız geldi. Bakın mallarımıza geldi. Oğlum ben ne kadar şey almışım lan böyle. Ooo ayakkabıya bak ayakkabıya. Şunu giy. Giy. Karizmaya bak şimdi arkadaşlar. Bunun karizması kaçmış? Bunun karizma 30. Yavrum benim çok karizmatik oldum ben ya. Abicim niye iki tane bot almışım ben ya? Şu
arkadaşlar. Aa şömineye bak. Nerede lan benim ceketim meketim? Heh. Hemen ceketimizi giyelim. Güzelce arkadaşlar. Jean'imizi giyelim. Jean. Yani şey pantolon. Şimdi bak. Şu dekorlara bak. Şu dekorların güzelliğine bak şimdi. Bak. Bak şimdi bak. Başlıyoruz. Bunu buraya koyduk. Şömine en önemli yer tabii ki. Şömineyi kardeşim şöyle de koyabiliriz. Bak kapının girişine de koyabiliriz. Yanıyor mu bu arada şömine? Yanmıyor. Tüh. Ya arkadaşlar şu koltuk çalıntı gibi durmuyor mu ya? Bak bunlar uyumlu birbirine de. Bu koltuk çalıntı gibi. At bunu ya. Bunu at. Bunu alın aslanım. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen tövbe. Şş, al bunu, alır mısın bunu? Al, al, al. Oğlum, oğlum cinlendi. Kafa attı arkadaşlar. Şöyle şunları rafla. Abicim uçma. Ya abicim her yere bu şey yaptın ya. Hah, şöyle arkadaşlar bunları da buraya koyuyoruz. Şömineyi dediğim gibi şöyle çekmeyi düşünüyorum. Gerçi şömine burada daha iyi olur. Koltuğu birazcık şöyle çekelim. Şömineyi de şöyle koyalım. Saçmalık oldu. Saçmalık oldu. Niye saçmalık oldu arkadaşlar? Şömine camın önünde şömine mi durur? Şömine burada durur. Aha bu da burada durur. Tamam çok güzel. Televizyonda artık cinler izler. Tövbe estağfurullah. Ben televizyonu nasıl izleyeceğim o zaman? Neyse tamam çok güzel. Çok güzel oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Bu arada şu polis şapkamı da takayım. Emniyete söyleyin kimse emniyette değil. Takın takın. Domuz kardeşim sen burada dur. Domuz kardeşi buraya. Aa domuz kardeş. Aa, oğlum Allah Allah. Yok bu buraya olmayacak. Bu burada dursun. Gel böyle. Zaten arkadaşlar her yere de onu şeyini koymayalım ya. Burasını da şart birazcık dekor. Bak böyle şuraya bir tane resim koyalım ama ters baksın. Bir dekor harikası. Çok olur olur. Olur o da olur. O da olur. Şu masaya da şu savaşçımı koyacağım arkadaşlar. Bu da tamam. Hatta şuraya da bir tane uzay gemisi. Şöyle. Hoppala. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu arada kardeşim şunu şuraya çekmek zorunda kaldım. Çünkü kafam çarpıyor. Çıkamıyorum. Heh şöyle. Tamam. Nasıl kardeşim? 10 numara mekanımız oldu. Tamam. Alt katı da yaptık. Var mı burada bir şeyler? Aa lambaları da koyalım. Oo Mr. Green var burada. Bunu yere koyabilir miyim? Veya şuraya. Mr. Green'i şuraya koyacağım. Bak Mr. Green burada. Lambalar şu iki köşede olsun istiyorum. Da yok lan. Şöminenin üstüne güzel gider lambalar. Çok güzel. Çok güzel. Şu men dekoru da kardeşim buraya koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Lambanın yanına. Şöyle dursun bu da. Bitmiyor anasını satayım. Ne aldıysam bu kadar bitmiyor. Aa şurada da bir şey var. Orada şöyle ortaya koyduk mu? Olay tamam. Arkadaşlar olay tamamdır. Salonumuzu yaptık. Domuz kardeş düşmüş. Domuz kardeş de şöyle koyayım. Tamamdır. Düzenimizi yaptık kardeşim. Evimizin düzeni tamam. Halı niye yok diye sorabilirsiniz. Ben halıya basmam. Yani şu an şu an geldi öyle bir şey. Halı olmadığı için öyle bir karar aldım. Şimdi duşumuzu alalım. Duşumuzu alalım. Son yayın. Son bir akşam yemeği. Evet. Ya terledik burası çok sıcak diyor. Gerizekalı mı ya bu? Bana bir sorun çıkarma aslanım. Biraz pozitif olun pozitif. Bu hayatta pozitif olan tek şey kan grubum. Eyvallah geldi. Şimdi yayın için yemeğimizi alalım. Güzel yemekler alacağım yayın için. Çünkü bu biliyorsunuz son yayın arkadaşlar. Audi şey ne aldık biz ya? Porsche. Porsche aldık biz. Başladığım yere gideceğim o Porsche'mle. Ve o eve gidip bakacağım kardeşim. Neler var neler yok orada. Evet son yayınımıza geldik. Ya bizim şu tipimiz niye böyle ya? Bu son yayın. Bak yazayım da. Bu son yayın. Hatta şu yayın adında son bir istek yapayım. İzlenmeler bir yükselsin arkadaşlar. Millet toplansın. Kazı kazanımıza başlıyoruz. Son denemediğimiz şeyi deniyoruz. Ondan sonra da arabamıza binip yolculuyoruz kendimizi. Evet. Zaten bir de kardeşim 1000 aboneyi geçmeden de şey yapmayalım bitirmeyelim. Son 12 abonemiz kaldı 1000 aboneye. Bak bu arada şey X'imiz de 4 oldu. Tam da şey yerine geldi vallahi billahi. Onu da geliştirelim hatta arkadaşlar hemen. 4 tane oldu. Paramız var mı cebimizde? Var. Yayın sırasında daha fazla takipçi ve daha az enerjiyi açtım. Çok güzel oldu. Güzel. Güzel abone yağdı. 1014 abone olduk. Çok güzel. Bütün paramızı çektik şimdi kardeşim. Tamam mı? Bütün paramızı çektik. Kasa açma ve bütün paramızı kasa açmada ve şeyde yiyeceğim şimdi kazı kazanda. 50 dolarla başlayalım şimdi inşallah. Bak buradan parayı kırarsam gitmem ha. Haydi bakalım kardeşim başlıyoruz. Oo 100 dolar kazandım. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir şey kazanamadım hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir şey. Evet paracıklarım şu an eriyor. 500 dolar kazandım. Ulan madem böyle ben niye yayın yapıyorum lan sürekli yıllardır. Bir de kasa açalım ya. Ama en değerli kasayı açacağım ya. Hadi bakalım bıçak gelecek bıçak bıçak. Bıçak gelecek kardeşim. Geliyor. Geliyor. Uzi geldi. Kutuyu aç, kutuyu aç. Ne çıktı? Baş. Klanda ihtiyacı olana verelim. Mac gelmiş. Tamam şimdi paramız dursun. Paramız dursun. Yayını açık bıraktım. Ben gidiyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Bu evi de böyle bırakıyorum. Son bir yapacağım bir şey var kardeşim. Son bir şey. Oğlum benim arabayı çalmışlar. Benim koltuğu çalmamışlar. Arabayı çalmışlar. Ben arabayı başka bir yere mi bırakmıştım arkadaşlar ya? Sanki şuralarda falan bıraktım diye hatırlıyorum ama. Yol üstü falan bıraktım ben arabayı. Aga niye çalıyorsunuz benim arabayı ya? Ne aşağılık karaktersiz şer onunki bununki. Dalaksız ciğersiz. Bunlar arkadaşlar bunlar ben gideceğim camı çerçeveyi indireceğim. Bunlar
onu da hak ediyor ama yapamıyorum işte, yapamıyorum. Yavaş, yavaş, hayvan yavaş. Ezeceğim beni, ez hadi. Ez hadi, ez. Çekil. Ulan araba satışına geldim, benim araba burada da yok. Oğlum benim araba nerede ya? Allah Allah. Arabayı ne yaptınız benim ya? Yok kardeşim, arabayı bulamadım vallahi billahi. Buralarda bir yerlerdedir ama neyse, diğer arabayla gideceğiz o zaman. İşte, işte. Ana fikri de anlayın. Ana fikri anlamış olun kardeşim. Ne yaparsanız yapın, gördüğünüz gibi alışmamış, kışta dondurmuyor affedersiniz. Bakın Porsche aldım fakat arabam bulamıyorum. Çok ilginç. Nasıl başladıysak öyle veda edeceğiz size. Benim külüstür arabamla birlikte bir tek ben kardeşim. Evi de bırakıyorum. Kapıyı da açık bıraktım. Şimdi gitmeden önce yapacağım tek bir şey var. Gitmeden önce, size veda etmeden önce. Onun için gidiyorum. Onun için uğraşıyorum. Bir şehre vuracağım kardeşim. Buraları terk ediyorum. Niye terk ediyorum derseniz, bundan sonra Diyojen'im kardeşim. Malı mülkü satıp fıçıda yaşamaya başlayacağım sokaklarda. Fıçıya yerleşeceğim. Mal mülk beni kesmiyor. Gördüğünüz gibi iki katlı ev aldık. Ama biz küçük evimizde de mutluyduk. Biliyorsunuz küçük evimizde yayın yaparken daha mutluyduk arkadaşlar. İşin şakası tabii ki, burada daha mutluyum. Villada daha mutluyum. Küçük evin Allah belasını versin. Dökülüyor. Bakın bu şehrin gürültüsünden artık uzaklaşmak istiyorum zaten. Şuraya bak. Trafiğe bak ya. Geldik kardeşim, geldik. Geldik. İn kardeşim, in. Selamünaleyküm dayıcım. Geldin lan hiç. Selamünaleyküm. Gidiyoruz haydi. Dalmaçyalı. Sana ilk başlarda söz verdiğim gibi aslanım. Ben hiç gelmeyeyim ya vallahi. Dalmaçyalı'yı aldık arkadaşlar. Dalmaçyalı ile beraber gidiyoruz. Haydi gel. Gel oğlum gel. Çık. Çitlerden çık, sen çıkarsın biliyorum. Aferin, gel. Bu zamana kadar kötü davrandık. İşte malın mülkün paranın önemi yok arkadaşlar. Bir mal mülk için şu canlıları bile şey yaptık. Gel bin oğlum. Bin arabaya. Bin arabaya gidiyoruz. Haydi albaya veda edeceğiz. Albay amcaya. Ondan sonra da buradan defolup gideceğiz. Bakın tüm eğitim görevlerimiz de tamamlandı bu arada. Sona geldiğimiz yani. Allah belanı versin senin be. Tüh, Allah belanı be. Şu arabayı bir diketledim. Dalmaçyalı oğlum. Dur şimdi, dur, kaza oluyor, dur. Tamam, ufak bir şey kaza. Aman araba gidiyor. Aman araba gidiyor ama. Şerefsiz, namussuz ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi işte, yaşam işte ya. Kal orada şerefsiz, çıkamayacaksın orada. Evet geldik kardeşim eski mahallemize. Özlemişim eski mahalleyi. Abi hoş geldin. Oo, özlemişim. Mahallem de beni, mahallemin duran dayılarının hepsini özledim. Mahallem de beni özlemişler. Bak Allah, bakınız özlediler, özlediler. Dur bakalım, vedalaşalım arkadaşlar. Dayı, sporcu dayı, ben gidiyorum dayı. Ben de gidiyorum yavrum, basmaya gidiyorum, görüşürüz. Adam, ben komple gidiyorum lan. Albayım Allah'a emanet ol, bugüne kadar senin ilaçlarınla ayakta durduk. Allah razı olsun, ne sattığın belli değil. Seni Sağlık Bakanlığı'na da şikayet edeceğim bu arada, bilgin olsun. Ben gidiyorum dayı, benim sürem doldu dayı. Albay dayı, ben gidiyorum. Yavrum gitmeden önce sana bir şey söylemem lazım yavrum. Yavrum söyle dayı. Arkadaşlar albay dayı çok duygulandı. Çok duygulandı. Bakın radyodaki şarkı bile değişti. Söyle dayı. İki mermim olsa yavrum, karşımda Hitler olsa, ikisini de sana sıkarım yavrum. Borcunu ödemedin yavrum. Nerede para? Haydi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi. Ah bak, manyak adam ya bak. Şizofren adam araba sürdüğünü sanıyor. Sizden çok şey öğrendik. Gitmeyin. Kalın bizimle. Güzel mahallemi çok özleyeceğim. Allah'a emanet ol. Şu an çok duygulandım. Dalmaçyalı gidiyoruz oğlum. Ağam buralardan hiç gitmeyelim anasını satayım. Ya bu Dalmaçyalı'da arkadaşlar var ya. İşte o evimiz. İşte dondurmacı dayı. İşte dondurmacı dayı. Görüşürüz dayı. Ay. İşte taklacı güvercin. İşte taklacı güvercin. Tuvaletçi dayı, tuvaletçi dayı. Ve mahalleden çıkış yapıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Para, mal, mülk, bunlar boş şeyler. Tabii ki önemli şeyler. Fakat kendinize vakit ayırın arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın. Yoksa az önce gördüğünüz takla attım arabayla. Gördüğünüz gibi şehirden çıkıyorum kardeşim. Şehirden çıkıyorum, gördüğünüz gibi tabelamız bile yok. Haydi görüşmek üzere. Haydi görüşmek üzere. Sadece... Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.